Sayın Mazı'nın duraklı köyünde mesleğime başlıyorum. Sene 1984, Aralık ayı. Bana gösterilen yere boya, badana, temizlik, süsleme yaparak hazırlıyorum. Sınıfıma ve çocuklarıma kavuşuyorum. Öğrenci çok, malzeme yok, olanı da ortak kullanıyoruz. Gaz lambasında pilavlarımı yapıyorum. Öğreteceğim nesnelerin Kürtçesini öğreniyorum, resimlerini çiziyorum veya tombala kartları hazırlayarak çocuklarıma Türkçesini veriyorum. Oyun hamurunu kendim yapıyorum. Hikayelerimi akşamdan hazırlıyorum. Faaliyetlerimi karbon kağıdıyla 5-5 çoğaltıyorum. Fotokopi makinesi yok. Vakit çok. Heves var. Çocuklar severek gelip öğrenmeyi öğreniyor. İmkanları değerlendirip üretiyor. Paylaşıyor. Oyun oynarken bile haksızlık yapılmayacağını kendini ifade etmeyi öğreniyor. Biz olmayı, sevme ve sevilmeyi tadıyor. Türkçeyi kullanırken çok büyük başarı kazanmış hissediyor. Çünkü onun için Türkçeyi kullanmak çok zor bir olay. Ağır da olsa gayretle ilerlemeye devam ediyor. Annelere de okuma yazma kursunu aldım. Onlara da Türkçe öğretiyorum. Sohbet de ediyoruz. Nisan ayında müfettişimiz geldi. Müdür Bey birleştirilmiş sınıf okutuyor. Taşıt araba olmadığı için o akşam müfettişimiz köyümüzde kalıyor. Sohbet esnasında Türkçeyi nasıl öğrettiğimi soruyoruz. Ben de anlatıyorum. İşte Kürtçe kelimeleri öğrendiğimi resimleyip çocuklarıma resimlerle, oyunlarla sunduğumu. Yarın teftiş var. Ben heyecanlıyım. Endişeli ve heyecanlıyım. Sonuç, müfettişim 4. sınıftaki kadar Türkçe konuşan çocuklar yetiştirmişsin diyor. Müdür Bey, ben seneye rahat edeceğim diyor. Ben zorluğun içindeki güzelliği yaşadım. Deryada bir damla olduğum için çok mutluyum. Takdir hoşuma gitti. Yaşamın içindeki zorlukları, hasreti, yokluğu bir anda unutuyorum çocuklarımla. Sene 2020. Atatürk İlkokulu'ndayım. Anneler en az lise mezunu. Çocuk yayınları, kaynaklar çoğaldı. Teknoloji ilerledi. Oyuncak çeşitleri çoğaldı. Oyun hamurları renk renk. Anneler, siz nasıl isterseniz diyor. Son dönemin rahatlığını, güzelliğini de yaşadım. Özenerek, çok dikkat ederek çocuklarıma iyi insan olma tohumlarını attım. Sonuçları gördükçe mutlu oluyorum.